Bir insanın hangi hareketi seni aşırı sinir eder? Gerçek olmaması ya. Şöyle gerçek olmaması dediğimiz kısmı açalım. Şimdi hani bir şey vardır ve samimisindir. Seviyorsan seviyorsundur, sevmiyorsan sevmiyorsundur. Anlaşmak istemediğin için anlaşmıyorsundur falan. Ama bazı kişiler var, anlaşması gerektiği için sevmese de anlaşması gerektiği gibi davranıyor. Ve bence bu hareketler gerçek olmayan hareketler. Hem hayata karşı hem insanlara karşı. Seziyorsun sen. Anlıyorsun, illaki anlıyorsun. Onu anladığım zamanda da ve onu sezdiğim zamanda da o insan... Yani şey, hoşlanmıyorum. Evet. Telefonda çok uzun konuşan birinden kurtulmak için bir taktiğin var mı? Var. 2-3 taktiğim var. Bir yemek gel. Ya yemek sipariş... Yemek geldi Ahmet, ben seni arayayım mı var? Yani çok iyi. Ondan çok sonra... Çok iyi bak bu. Şey var. Tünele giriyorum çok zaten. O hani söyleyeyim. Tünele bazen... Artık benim... babaannem yapıyordu be rahmetli. Tünele girme mi kaldı be? Şey yapıyorum ben bazen. Çekme. Kapatıyorum. Berk'cim sana kötü bir haberim var. O insanlar tekrar seni arıyorlar, seni çok sevdiklerinden. Hepsi biliyor numara yaptığını. Evet, üçüncü? Üçüncü de herhalde şey işte trafikteyim, araba sürüyorum. Hani dur şu an polis var. Polis dur, var. Kapatayım diye. Evet. Anladım. Daha iyi bahanem var diyen var mı? Sizin ne? Kendi kendinizi çaldırıyor musunuz? Evet, o da var arkada. Telefonda konuşurken kendinizi çaldırıyorsunuz. Telefonda konuştuğunuzda da kendimi... Arkadan çağrı var, açmam gerekiyor. Oyunculuğu düşünüyor musunuz? Hanımefendi, bunu kendinizi çaldırmadan da yapabilirsiniz. Tabii ki, karşımdakine bunu böyleymiş gibi soruyor. Ben ne kadar ciddi delisiniz diye düşündüm ya. Anladım, o da mantıklı. Ergenlik döneminde yaptığın en cringe hareket. Ya hiç unutamadığım anılardan biri işte top oynadığım dönemde. O zaman 14-15 yaşlarındayız. İşte diğer kaleci arkadaşımla Alsancak'ta, İzmir'i bilenler hani Alsancak'ı da bilirler. Alsancak'ta işte antrenman çıktığımız zaman Alsancak'ta da oturulacak bir yer vardır. Gül Sokağı. Bütün kafelerin, restoranların olduğu yerdir Gül Sokağı'da. Şey, Bağdat Caddesi gibi bir yer. Hı hı. Ondan sonra işte biz de her antrenman çıkışı Gül Sokağı'na giderdik. İşte kafeye geçerdik ve bir portakal suyunu alırdık. Böyle akşama kadar oturduk. Gelen geçeni seyrederdik. Ondan sonra işte nereye oturalım falan bakarken derken bir karı koca işte eşli çocuklu oturdular masaya böyle tepsi ama tatlılar işte börekler, çörekler, çaylar, kahveler falan böyle. Oturdular, adama telefon geldi ve otur oturmaz kalktılar. Yani masada şu mesela ya biz burada bakıyoruz hani ne, var mı yer falan. Olay burada yaşanıyor şu masada. Arkadaşım sensin ve şöyle oldum. Yani bizim nasibimizmiş. Yani bizim kısmetimizmiş dedik. Oturduk. Bak artık helal etsinler ya. Oturduk. Yedik içtik falan. Hakikaten öyle bir tatlı. Evet öyle bir olayım var. İnsanları bezdiren bir huyun var mı? Israr. Israrcıyımdır. Ya istediğim bir konuyla alakalı ve hani benim kafama yatıyorsa, istiyorsam tabii ki de ısrar ettiğim kişi sokaktan geçen kişi ya da yeni tanıştığım kişi değil. Hayatımdaki insandır ya da arkadaşlarımdır, eşim, dostumdur. Ama ısrarcıyımdır. Yani onu kabul ettirene ve ikna da ederim. Ya ben bir şey kendimi inandırayım. Bunun kırmızı olduğuna kendimi inandırayım, ikna ederim. Öyle de bir durumum var. Evet, büyük yani. Deli. Sence bırakman gereken bir alışkanlığın var mı? Bırakmam gereken kötü bir alışkanlığım ya dediğim gibi o şey olabilir. Kararsızlığım, evet. Kararsızım ben. Çok. Özellikle alışveriş yani nefret edersin ya. Peki mesela çok seçenekli menüde başın döner mi? Ben şöyleyim, bir yere oturuyor muyuz? Yemeğe gittik ben derim ya İbrahim Allah aşkına sen seç yemekleri. Yani ben hiç o topa girmiyorsun. Evet. Ya veya bir yere tatil planımı ya siz yapın planı. Gidelim. Gidelim. Hani ben zaten hani okeyim. Peki günlük hayatını zorlaştıracak bir takıntın var mı? Böyle bir durumum vardı fakat geçti. Neydi? Önceden şöyle bir şey mesela atıyorum. Şöyle 3 kere yaptıysam şunu da 3 kere yapıyordum falan. Ama bu mesela kurtuldum ama ne zaman kurtuldum? Kaç sene oldu? Ha onu bilmiyorum ama böyle bir durumum vardı. Allah evet Allah. Evet vardı işte. Çok şöyle yaptım da falan. Oo. Vardı da geçti gitti ama. Büyük geçmiş olsun. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Of. Şimdi. Şöyle bir durum var. Şimdi sevgilimin günlüğüyle karşı karşıya kalsam, ya derim ki ben niye şu an baş başa kaldım ki ne gerek vardı bu günlükle? Alırım bir bakışırım, yani hani büyük mücadeleler veririm içimde.
bana yapılmasını istemediğim için okumam. Aynen. Bak gerçekten ama sonra o evden de çıkarım ya. Yerine koyarım, ararım ki hayatım bak günlüğüm burada. Sen bunu ya yerini değiştir ya da beni baş başa bırakma. Yani bütün kalbim... Ya da yanında götür. Ya da yanında yani ruhum, kalbim günlükte ama hani bedenim burada yani. Hani öyle bir durumum olur evet ama ya anladım. Okumamak sana için... Sana helal olsun. Okumamak için her şeyi yaparım. Peki ben mücadele okumam veririm. Diyen var mı başka? Siz okumaz mısınız hanımefendi? Neden? Ama karı çünkü herkesin kendine ait bir alanı olması gerektiğine inandığım için. Bravo! Yani yazarsan... Ama zaten yazmaz. Kendisi yazmaz günlük yani. O anca konuşur, yazmaz yani. Bize anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Yok, hayır teşekkür ederim. Aranız iyi değil mi? İyi. Kardeşim senin mi var mı anlatmak istediğin? Peki başka ben de okumam diyen... Siz okumazsınız. Siz... Telefon... Pardon, bir daha söyler misin? Telefon olsa karıştırırım da günlük yani duyguları... Okumayı mı sevmiyorsunuz kağıttan? Yani kendi duyguları, günü falan çok umursamam yani onları. Dijitalleştik ya. Kıskançlıkta da dijitalleştik. Müthiş. Başka okumam diyen var mı? Bu tarafta var. Ha siz de vardınız doğru. Siz niye okumuyordunuz hanımefendi? Ya yeterince derdim var çünkü. Yani gerek yok. Evet, eyvallah. Evet, güzel. Yani ben okurum. Yani ben okurum. Şimdiye kadar aldığın en garip iltifat ne? Ya iltifat gibi demeyebiliriz de garipsediğim şey diye soruyorlar bazen. Burnun estetik mi, dudağın dolgu mu diye soruyorlar. Evet, bence evet garipmiş o. Ne, evet. O tarz ama gerçekten gayet normal görünüyor. En sevdiğin küfür ne? Gerçekten. Zannediyorum ne diyeceğimi anladınız. Ama demeyeceğim. Ama o gerçekten... Ya ağzı doldurmuyor mu ya böyle? Ya bir şey ben kızdım. Valla nasıl söyleyeyim? Ben mesela... diye söylüyorum. Sanki dişlerimin arasına tükürüyormuşum gibi geliyor. O yüzden şey yapamıyorum. Yani benim ağzımı o kadar doldurmuyor. Pardon söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Kötüdür. Evet. İlk çıktığında dalga geçtiğin, sonradan bağımlısı olduğun bir şarkı var mı? Var. Ya dalga geçmek gibi değil. Ama ya, bu nasıl sözler ya falan dediğim şey var. Uzi'nin Kervan şarkısı. Kardeşim helikopter, pat pat yat yere dedi amca falan. Ya bu ne babacığım falandı. Bütün yaz dinledim. Arabada, gittiğimiz yerlerde açın maçın ve ben hani şarkı benimmiş gibi yani. Ben yazmışım, Uzi söylemiş falan hani yani. Aynısı öyle. Bana da oldu. O kardeşim... Geçen sene yazın bir şey program çekiminde hani enerji yükselsin diye çalmıştı bizim arkadaşlar. Ben de bayağı bütün yaz dinledim ondan evet, sonra. Evet ya, neydi ben. Sözleri? Kardeşim helikopter, pat pat yat yere dedi amca. Mekanda kişi başı dört, anca rüyanda falan filan devam ediyor. Çok iyi gidiyordu o şarkı. Bu kadar çok iyi gidiyordu ya. Kendinden boşanma sebebin ne olurdu? Dağınıklık. Dağınım. Ya. Evet ya şimdi eve ayakkabıyla sokmuyoruz etmiyoruz titiziz orada bir sıkıntı yok problem yok. Şimdi canım anam arkamızı topladığı için zamanında saçını süpürge yaptığı için yani hani arkadan sürekli toplayan dağınıklık ve temizlik başka şeyler. Evet yani dağınım ya dağınıklık işte dolaptan suyu alıyorsun içiyorsun masaya koyuyorsun o su ertesi. Seyirciden tepki geldi yani. Abi. Suyu orada bırakıyorum işte ya da hani tişörtümü çıkartıyorum. Anladım. Koltuğun üstüne bırakıyorum. Okay. O maalesef kötü bir alışkanlık. Dağınıklık kötüdür. En yakın arkadaşının en yakın arkadaşın olmasının üç sebebi nedir? Ya üç sebep söylememe gerek yok. Anlatayım anımızı. Tek sebep yeterli. 10-11 senelik arkadaşım İzmir'den süre gelen bir arkadaşlığımız var. Ondan sonra ama yani ilk böyle çok kaynaştığımız, dost olmadığımız ve çok samimi arkadaş olmadığımız zamanlarda işte selam, merhaba, merhaba. İşte sporda karşılaşıyoruz, işte sokakta karşılaşıyoruz, merhaba kardeşim falan. Böyle bir durumumuz vardı. Kaynaşmaya başladığımız ve gerçekten dost olduğumuz ve o günden sonra hakikaten hiç kopmadığımız yer saunaydı. Arkadaşlar, reşit olmayan kimse yok değil mi çünkü? Karanlık bir yere doğru gidiyor sohbet. Çok bizdik falan.
Ya sauna ya, orada ya sauna girdiğimizde ya, orada da karşılaştık. Sonra oradan sen neler yapıyorsun? Şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Akşam ne var? Bu var. Plan, program falan. Oradan bir başladı arkadaşlığımız. Bu yani hep bizim hatta kendi aramızda da yaptığımız makaradır oğlum ya. Lan sauna da başladı lan bizim arkadaşımız falan diye. Anılcığım kamuya açtım arkadaşımızı ama kardeşim Berk saunamızı özelimizi kusura en bakma. En yakın arkadaşının en yakın arkadaşının olma sebebinin sauna olduğunu söyledim. Sauna demek ki yalnız hissettiğimizde... Abi arkadaşlık kuruyorsan terleyeceksin. Oo berbat. Hadi bakalım. Gördüğünüzde gözünüzü alamadan baktığınız bir şey var mı? Nedir? Ya bu hayatında biri varsa tabii ki hayatındaki insandır. Hanımlar beyler sizce yeterince dürüst müydü? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.